Birçok insan hayatın paha biçilemez olduğuna inanır ve bu gerçekten de doğrudur. Ancak aramızda birkaç $10 için ortalığı kan gölüne çevirmenin mümkün olduğuna inananlar da var. O sırada Brian ve Beverly Maug, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletindeki küçük bir kasaba olan GRM'de yaşıyorlardı. Aşk hikayeleri Nisan 2001'de ortak bir tanıdıklarının partisinde tanışmalarıyla başladı. İlk andan itibaren birbirleri olmadan yaşayamayacaklarını fark ettiler. Bu birliktelik onları tanıyan herkese çok organik görünüyordu. Her ikisi de çocukluktan beri kıpır kıpırdı. İki erkek Fatma birbirini bulmuş gibiydi. Beverly okul günlerinden beri aktif olarak spor yapıyor ve erkeklere ayak uyduruyordu. Hobileri oyuncak bebekler değil, ağaçlara tırmanmak ve kulübelere tırmanmaktı. Korkusuz karakteri ve maceracı ruhuyla Brian, 3 yaşındayken $1 bulup dükkandan şeker almak için 3 şeritli bir otoyolu geçtiğinde neredeyse ailesini çıldırtıyordu. Büyüdükçe, bu hikayenin kahramanlarının hayatları daha az yoğun hale gelmedi. Macerayı ve açık hava etkinliklerini hala seviyorlardı. Genç aşıklar buluşmaya başladıklarında, aynı dalga boyunda olduklarını hemen fark ettiler ve inanılmaz fikirleri gerçekleşmeye başladı. Spora olan tutkuları göz önüne alındığında, çiftin en sevdiği hobi seyahat etmekti. Tüplü dalış ve diğer aktiviteler için sık sık farklı ülkelere seyahat ediyorlardı. Çift birbirine o kadar benziyordu ki aynı futbol takımı için tezahürat bile yapıyorlardı. Ancak evlilik konusunda acele etmediler. Gençler her şeyden önce eğitim almak ve çalışmaya başlamak, kendi ayakları üzerinde durmak istiyorlardı. Şanslıydılar. Brian daha üniversitedeyken bir klima şirketinde işe girdi, Beverly de bir araba galerisinde sekreter oldu. Brian eğitimini tamamladıktan sonra mühendisliğe terfi etti ve başarılarını evlilikle taçlandırmanın zamanı gelmiş gibi görünüyordu. 5 Mayıs 2006'da sevgililer düğün yapmaya karar verdiler ve uzun bir yurt dışı seyahatine çıktılar. Çift, dönüşlerinde GRM, Pensilvanya'da bir ev satın aldı ve bu her ikisi için de bir rüyanın gerçekleşmesiydi. Heyecan doluydular, işlerin ne kadar acımasızca sonuçlanabileceğinin farkında bile değillerdi. Aslında, taşındıktan sonra çok da uzun yaşamadılar. 17 Kasım 2007 günü sabah saat 9:00'da Brian'ın arkadaşlarından biri onu ziyarete geldi. Çünkü o gün ava gitmeyi planlıyorlardı. Bu uzun zamandır planlanmış bir buluşmaydı ve Brian ne yapacağı kestirilemeyen doğasına rağmen her zaman sorumluluk sahibi bir insan olarak görülmüştü. Arkadaşı kapının zilini çaldı ama kimse cevap vermedi. Sonra arabasına bindi ve yaklaşık yarım saat garaj yolunda bekledi. Cep telefonunu birkaç kez aramış ama yine de cevap alamamış. Evin her yerinde ışıklar kapalıydı ve sessizlik vardı. Görünüşe göre Brian uyuyakalmıştı. Bu yüzden arkadaşı üzgün bir şekilde tek başına ava çıkmıştı. Öfkesinden, korkutucu bir şey olmuş olabileceği gerçeğini aklına bile getirmedi. Brian ve Beverly'ye ulaşmaya çalışarak hayal kırıklığını dile getirmeye devam etti ama hiçbir zaman yanıt alamadı. Bu garip durum onu huzursuz ediyordu. Akşam, avdan döndükten sonra, arkadaşı Brian'ın evine tekrar geldi. Çünkü ondan hala haber alamamıştı. Ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Çünkü uzun süren sessizlik çift için alışılmadık bir durumdu. Evin ışıkları hala kapalıydı ve hiçbir değişiklik yok gibiydi. Sanki ev sakinleri ortadan kaybolmuş gibiydi. Evin etrafını incelediğinde şüpheli bir şey fark etmedi ve sonra pencerelerden birine bakmaya karar verdi. Hemen yerde yatan bir televizyon fark etti. İçerisi oldukça karanlıktı ve görmek zordu ama adam bir fener tuttu. Eşlerin tüm bu süre boyunca evde oldukları ortaya çıktı. Yerde kanlı bir battaniye ya da çarşaf vardı ve altından bir insan bacağı çıkmıştı. Kumaş sırılsıklandı ve kan gölü o kadar büyüktü ki zeminin neredeyse tamamını kaplıyordu. Tanık dehşet içinde polis memurlarına döndü. Polis memurları Maug'ların evine varıp içeri girdiklerinde kanlı bir manzarayla karşılaştılar. 30 yaşındaki Brian ve 28 yaşındaki karısı Beverly vurulmuştu.
cesetleri bir aradaydı ve üzerleri bir battaniye ile örtülmüştü. Çift, hayatta kalma şansı bırakmayacak şekilde saldırıya uğramış ve vurulmuştu. Duvarlar ve zemin kanla kaplıydı. Suçun resmini yeniden oluşturmaya başladılar. Kurbanların her birinde 3 kurşun yarası bulundu. Adli tıp incelemesi bunların 22 kalibrelik bir tabancadan çıkan mermiler olduğunu ortaya çıkardı. Evde çok sayıda mermi kovanı bulunmuş, bunların hepsi balistik inceleme için toplanmış ve daha sonra Brian ve Beverly'nin aynı silahla vurulduğu doğrulanmıştır. Cesetlerin pozisyonuna göre evin reisi oturma odasında saldırıya uğramıştır. Görünüşe göre adam katile kapıyı açmış, onunla iletişim kurmuş ve hatta adamı tanıyor gibi göründüğü için içeri girmesine izin vermiştir. Brian sırtından vurulmuş, muhtemelen arkasını döndüğünde. Dedektifler, ölen adamın içeri girmeyi teklif ettiğini, ancak herhangi bir boğuşma belirtisi olmadığını, yani saldırının beklenmedik olduğunu tahmin etti. Adamın kaçma şansı yoktu. Muhtemelen Beverly de silah sesini duyduktan sonra uyanmış ve yatak odasından dışarı bakmaya çıkmış, ardından da kaçmaya çalışmıştır. Ancak genç kadın bunu başaramadı. Sırtına 3 kurşun isabet etti ama belli ki oturma odasında değil. Koridora dönmeyi başarmış ve burada öldürülmüştür. Daha sonra oradan kocasının cesedine doğru sürüklenmiş, uzun ve kanlı bir sürüklenme izi bıraktıktan sonra çiftin üzeri bir battaniye ile örtülmüştür. İki cesedin bıraktığı kan birikintisi alışılmadık görünüyordu. Üzerinde anlaşılmaz çizgiler vardı. Daha sonra yapılan incelemeler sırasında bu izlerin bir süpürge ya da fırçanın bıraktığı darbelere benzediği anlaşılmıştır. Görünüşe göre fail her şeyi süpürmeye çalışmış, ancak belli ki uygun olmayan bir alet bulmuş ve bunun teyidi mutfakta bulunmuştur. Yerde kan vardı. Olay yerinde yapılan incelemeler, failin bu aleti çizme izlerine benzeyen bazı yerleri silmek için kullandığını göstermiştir. Benzer şekilde, duvarlardan ve kapı kollarından kanlı parmak izlerinin çıkarılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Her ne kadar saldırgan varlığının izlerini mümkün olduğunca derinlemesine silmeye çalışmış olsa da, adli bilimciler failin yerinde ne kadar uzun süre kalırsa, parmak izlerini ve DNA izlerini daha fazla bırakma ihtimalinin o kadar artacağını biliyorlardı. Bu varsayım kısa sürede doğrulandı. Katil kurbanlarının cesetlerinin üzerine bir battaniye ile örtmüştü ve görünüşe göre battaniye kan gölünün üzerindeyken yanlışlıkla üzerine basmıştı. Ayakkabıları temizdi ama ayak izleri kumaşın altında belirgin bir desen bırakmıştı. Polis memurları ayakkabının kime ait olabileceğini anlamaya çalıştı ve ilk olarak hangi model olduğunu bulmaya karar verdi. Anlaşıldığı üzere, karakteristik zigzag sırt desenine sahip nadir bir çift iş botuydu. Bunlar yerel bir inşaat şirketi tarafından çalışanları için satın alınmıştı. Ne yazık ki yetkililer hiçbir eşleşme bulamadı. Bu da ya failin daha önce kanunla başının derde girmediği ya da herhangi bir nedenle parmak izinin alınmadığı anlamına geliyordu. Bu durum bazen yanlışlıkla ya da ihmal sonucu meydana gelebilir. Dedektifler daha fazla bilgi almak için kurbanların yakın çevresiyle konuştular. Elbette ilk sorgulanan kişi, korkunç keşif hakkında polisi bilgilendiren bir yanın arkadaşıydı. Ancak, adamın ifadesi kısa sürede doğrulandı. Kimsenin onu görmediği bir av gezisinde olmasına rağmen, suç gecesi güzergahı üzerindeki CCTV kameralarında alınan kayıtlar, tanığın her sözünü ve belirtilen zaman aralıklarındaki hareketlerini doğruladı. Ellerinde barut gazı yoktu ve parmak izleri eşleşmedi. Bu nedenle tüm şüphelerden arındırıldı. Polis daha sonra maktulün komşularıyla konuşmaya karar verdi. Görüştükleri ilk aile, kurbanların karşı sokağında oturan Neil ve Jennifer Tabares'ti. Neil sabah saat 5:00 civarında silah sesi duyduğunu söyledi. Patlama sesi duyulduğunda avcılar olduğunu düşünmüş, ancak ses çok yakın göründüğü için pencereden dışarı bakmış. Neil bir komşusunun evinin önüne park etmiş kırmızı bir kamyonet görmüş. Adamların Mock ailesinin evinin ön kapısından çıktıklarını ve sürücünün onları beklediği araca bindiklerini söyledi.
tanık evden çıkan adamları görememiş çünkü yüzlerini gizleyen kapüşonlar takıyorlarmış. Ancak direksiyondaki genç adamı gayet iyi tarif etmiştir. Uzun boylu ve sağlam yapılı, uzun saçlarını at kuyruğu şeklinde toplamış beyaz bir adamdır. Sürücünün ve arabanın tarifini alan polis, diğer komşularla ve maktulün akrabalarıyla görüştü. Ancak hiç kimse tarife uyan çifti tanıyan birini tanımıyordu. Bunun üzerine, aynı kırmızı kamyoneti bulmak için kasabadaki tüm araçların incelenmesine karar verildi. Ancak hiçbir eşleşme yoktu. Arama ilçe geneline yayıldı. Çok sayıda kırmızı kamyonet vardı. Ancak bu çabalar da somut bir sonuç vermedi. Beverly'nin annesi kızının anlattığı bir olayı hatırlayana kadar değerli ipuçları elde edilemedi. Kadın polise, kızının bir keresinde şüpheli ve potansiyel olarak tehlikeli olduğunu düşündüğü bir adamdan bahsettiğini söyledi. Çiftin komşusu olan 21 yaşındaki Jeremy Flynn hakkındaki korkusunu defalarca dile getirmiştir. Genç adamın sabıka kaydı var gibi görünüyordu. Birçok kez hırsızlık ve soygun yaparken yakalanmıştı, ancak şiddet içeren bir suçu kaydedilmemişti. Adamın mahallede kötü bir ünü vardı ve hemen yetkililerin ilgi odağı haline geldi. Polis memurları o meşhum günde ne yaptığını öğrenmeye karar verdiler. Ne yazık ki genç adam evinde bulunamadı ve bu durum yeni şüphelere yol açtı. Muhtemelen katliamdan sonra kaçmıştı. Polis şüphelinin yakın çevresiyle konuştu ve cinayetten birkaç hafta önce çiftin evlerinde bir parti düzenlediğini öğrendi. Jeremy de etkinliğe gelmişti. Birkaç tanığa ve Beverly'nin kızından detayları öğrenen annesine göre, komşu çok fazla içmiş ve davranışları tehditkar bir hal almış. Adam diğer konuklara saldırmaya ve katılanlara haksız yere hakaret etmeye başladı. Sonunda Brian dayanamadı ve ondan gitmesini istedi. Bu yeni bir saldırganlık nöbetini tetikledi ve Jeremy evden ayrılmadan önce ona hakaret etti ve hatta onu tehdit etti. Jeremy gittikten sonra bile, birçok kişi genç adamın davranışlarından rahatsız olmaya devam ettiği için konukların sakinleştirilmesi gerekti. Ertesi sabah Brian, çiftin silahları ve cep telefonu da dahil olmak üzere evde birkaç eşyanın eksik olduğunu fark etti. Her ikisi de komşunun kötü şöhretinin farkındaydı, bu yüzden evine gidip kibarca eşyaları geri vermesini istediler. Aksi takdirde onu polise ihbar etmekle tehdit ettiler, bu da saldırı için güçlü bir neden oluşturdu. Ancak kimse durumu tırmandırmak ve çatışmaya neden olmak istemedi. Herkes durumu barışçıl bir şekilde çözmeye çalıştı. Jeremy, komşuların hırsızlıkla ilgili suçlamalarının asılsız olduğunu söyleyerek, olaya karışmış olabileceğini kesin bir dille reddetti. Beverly ve Brian yaşanan diyalogdan sonra geri çekilmek zorunda kaldı. Genç kadının kendine gelmesi uzun zaman aldı ve kocasına evde yalnız kalmaktan korktuğunu itiraf etti. Jeremy ile her türlü iletişimi kesmeleri gerektiği konusunda ısrar ediyordu ve eşi de aynı fikirdeydi. Hatta taşınmayı bile düşünmüşler. Garip bir tesadüf eseri, çift silahlarını evlerinin dışında, kapılarının önünde buldu. Çift, beladan kaçınmak için Jeremy tarafından bırakıldıklarından emindi. Cep telefonu hiç bulunamamış olsa da, polise bildirmemeye karar verdiler. Beverly'nin ölümünden önceki haftalarda, Beverly birkaç kez geriye dönüşler yaşadı ve geçmişteki olayları yeniden yaşadı. Annesi de Jeremy Flynn'i hiç görmemiş olmasına rağmen, onun kim olduğuna dair rahatsız edici bir fikre kapılmıştı. Kadın, merhumun yakın çevresinde tehdit oluşturabilecek başka kimseyi tanımıyordu. Mokesler her zaman suçla ve potansiyel olarak tehlikeli insanlarla herhangi bir bağlantıdan kaçınmaya çalışmışlardı. Dedektifler bu teorinin peşinden gitmeye devam etti. Bulunan silahların hiçbirinin çifte cinayette kullanılan silahlar olmadığını tespit ettiler. Ayrıca, şüpheli komşunun kırmızı bir kamyoneti yoktu ve Daniel Tabares'in tarif ettiğinden tamamen farklı görünüyordu. Jeremy nihayet bulunup karakola davet edildiğinde, saldırı gecesi için bir mazereti olduğu ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte başka bir şehirdeki bir partideydi ve birkaç gündür oradaydı.
trajediden yaklaşık bir gün sonra uzun bir seyahatten dönmüştü. Mazereti birkaç kişi tarafından doğrulandı ve ayrıca verenin kartıyla diğer şehirde yapılan alışverişler ve bu iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntüleri de teyit edildi. Genç adamın sözlerini doğrulamak mümkün olduğunda, Jeremy Flynn üzerindeki tüm şüpheler kaldırıldı. Yine de kendisiyle birkaç kez görüşüldü, sakin ve işbirlikçiydi. Suçlu geçmişine rağmen olayla ilgisi olmadığı açıktı ve polise bildiği her şeyi isteyerek anlatmıştı. Ancak hiçbir değerli bilgi elde edilemedi. Kendisinden alınan parmak izleri de olay yerinde bulunan izlerle eşleşmedi. Jeremy polis veri tabanında yer alıyordu. Ayrıca inşaat şirketinde çalışmıyordu ve olay yerinde bulunan ayakkabıları giymemişti, bu nedenle şüpheli listesinden kesin olarak çıkarıldı. Mox'un komşusunun sözlerini doğrulayacak bir kanıt bulunamayınca, müfettişler muhtemel faillerin cinayet mahallinden ayrıldığına tanık olduğu iddia edilen adamla yeniden temasa geçmeye karar verdiler. Polis memurları için beklenmedik bir şekilde Daniel Tabares'in hikayesi değişmeye başladı. Adam artık muhtemel faillerin giydiği kıyafetlerin ayrıntılı tariflerini verebiliyordu. Hatta birinin temiz, diğerinin pejmürde göründüğünü. Birinin yüzünde yara izleri olduğunu, diğerinde ise şiddetli bir darbe izine benzeyen izler olduğunu söyledi. Tüm bunları anlatırken dedektiflerden biri Neil'in failleri izlediğini söylediği pencereye gitti. Pencere kurbanların evinden yaklaşık 180 metre uzaklıktaydı. Dedektif, mükemmel görme yeteneğine rağmen, yüzdeki yara izleri gibi detayları bu kadar uzaktan görmenin imkansız olduğunu fark etti. Özellikle de gece ya da sabahın erken saatlerinde hava hala karanlıkken. Bu yüzden polis tanığın başından beri yalan söylediğinden şüphelenmiştir. Gerçek suçlunun Daniel'in onlara anlattığı kişi değil, başka biri olduğu ortaya çıktı. Ama neden? Tanıktan cinayet günü giydiği ayakkabılar istendi. Adam, izleri kurbanların evindeki zeminle açıkça uyuşmayan bir çift beyaz spor ayakkabı verdi. Ancak tanık yine yalan söylemiş ve yanlış ayakkabıyı vermiş olabilir. Adamın geçmişinin araştırılmasına karar verildi ve görünmek istediği kişi olmadığı ortaya çıktı. Daniel Tabares, 1966 yılında Massachusetts'te doğdu ve asker bir ailenin 4 çocukluğundan en küçüğüydü. Ailesi o 4 yaşındayken boşanmış. Babası Florida'ya taşındı ve yeniden evlendi, Neil ve kardeşlerini anneleriyle bıraktı. Babası çocuklarının yetiştirilmesiyle çok az ilgilendi. Daniel 8. sınıfta okulu bırakmış ve ilk kez 19 yaşında hırsızlık suçundan tutuklanmıştır. Bir aile dostu duruşmada Daniel'in çok dürüst ve iyi bir genç adam olduğunu ve suçun arkasında onun olduğuna inanmadığını belirtti. Kendisine acındı ve bir yıl şartlı tahliye cezasına çarptırıldı. Ancak Daniel ıslah olmadı. Birkaç kez hırsızlık ve yasa dışı madde bulundurmakla suçlandı. Ancak her seferinde ucuz kurtuldu ve hayatına devam etti. Sonunda, kaynakçı çırağı olarak bir iş buldu. Ancak oğlunu rehabilite etmeye yönelik tüm girişimler başarısız oldu. Daniel tekrar hırsızlık yaparken yakalandığında, babası ona yardım etmeyi reddetti ve Daniel Massachusetts'teki annesinin yanına döndü. Daniel'in akıl sağlığı bozulmaya başlamıştı ve şizofreni için ilaç kullanıyordu. Evde işler kızıştı ve aile içi çatışmalardan birinde annesini 26 kez bıçakladı. Saldırı sırasında annesini savunmaya çalışan bir aile dostunu da yaraladı. Polis eve geldiğinde Daniel kafasını tavana vuruyor ve çığlık atıyordu. "İyi artık dayanamıyorum. Sesler duyuyorum ve bununla başa çıkamıyorum." Tutuklandı. Daha sonra annesini neden öldürdüğüne dair çeşitli açıklamalar yaptı. İlk olarak, uyuşturucuya bağlı nöbetlerinden biri sırasında yaptığını iddia etti. Daha sonra annesini ve ev arkadaşlarını kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamaya başladı ve iddiaya göre bu da çöküşüne neden oldu. Haziran 1992'de Daniel annesini öldürmekten suçlu bulundu ve şartlı tahliye ile 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
hapishanede geçirdiği 16 yılın ardından, kendisine kötü muamelede bulunduklarını iddia ettiği gardiyanlar hakkında çok sayıda şikayette bulundu. Aslında Daniel örnek bir mahkum değildi. Sık sık şiddet uyguluyor, saldırganlaşıyor ve diğer mahkumlara ve gardiyanlara saldırıyordu. Yine de Massachusetts Şartlı Tahliye Kurulu Daniel'in rehabilite edilebileceğine karar verdi ve serbest bırakıldı. Ancak, akıl sağlığı sorunları ve bağımlılıkları nedeniyle dışarıdaki hayata hazır değildi. Hapishanedeyken bilgisayar erişimini kullanarak bir arkadaşlık sitesinde hesap açmış ve burada Jennifer Freitas ile tanışmıştır. Yazışmaya başladılar ve 2007'de serbest bırakıldıktan sonra Daniel Washington eyaletine taşındı. Çift kısa süre sonra evlendi. Ancak bu noktada Daniel şartlı tahliye ihlali nedeniyle hapishaneye geri dönmek zorunda kaldı. Çünkü evini terk etti ve idarecisini kontrol etmeyi bıraktı. Sonuç olarak yeniden tutuklanması için bir arama emri çıkarılması gerekiyordu. Ancak bir şekilde bu nokta gözden kaçırıldı. Soruşturma sırasında Daniel Tabares'in yerel bir mağazada çalıştığı, ancak bu olaylardan sadece bir ay önce çalışanlar için özel botlar satın alan bir inşaat şirketindeki işinden ayrıldığı ortaya çıktı. Bu durum polisi alarma geçirdi ve polis onun ve arkadaşının çifte cinayete karışmış olabileceğinden şüphelendi. Jennifer da oldukça şüpheli görünüyordu. Polis karakola geldiklerinde Jennifer'ın ne kadar gergin olduğunu hatırlıyordu. Bu yüzden ikinci şüphelinin daha yakından incelenmesine karar verildi. Jennifer'ın ilişki kurmakta zorlandığı açıktı. Mahkumların profillerini yayınlayabildiği bir arkadaşlık uygulaması kullanmış. Katille ilişkiye girmekte kalmamış, daha sonra onunla evlenmiş. Rahatsız edici görünüyordu ve rastgele görünmeyebilirdi. Daniel'in parmak izleri, kayıtlı suçluların bulunduğu bir veri tabanındaki verilerle eşleştirilmek istendi, ancak bilgilerin eksik olduğu anlaşıldı, bunun neyle ilgili olduğu hala bir muamma. Yine de bu durum Mauch çifti için kötü sonuçlanabilirdi. Muhtemel bir aksaklık ya da hata nedeniyle, mahalledeki hiç kimse mahalleye ne kadar tehlikeli bir adamın yerleştiğinden şüphelenmedi. Bu yüzden parmak izlerini almak ve bunları olay yerinde bulunanlarla karşılaştırmak gerekiyordu. Daniel tekrar polis merkezine davet edildi. Ancak dedektifler potansiyel bir suçluyu korkutmaktan korktukları için önceden herhangi bir suçlamada bulunmak istemediler. Kaçma riski yüksekti ve başkaları için tehlike oluşturabilirdi. Polis çok tehlikeli bir adamla uğraşıyordu, bu yüzden dedektifler temkinli olmak zorundaydı. Neil'e soruşturmaya yardımcı olmak üzere karakola gelmesi gerektiği bildirildi. Kurbanın komşusunun tarifine dayanarak bir robot resim çizicisi sorgulama için gelecekti. Suçlu, müfettişleri yanıltmayı başardı ve yardım etmeyi isteyerek kabul etti. Ancak polisin başka bir planı daha vardı. Asıl şüphelinin parmak izlerini ve avuç içi izlerini almak için durumu manipüle edeceklerdi. Polisin şüpheleri daha en başından doğrulanmıştı. Daniel karakola varır varmaz polislerden biri ayakkabılarını fark etti. Sorgulama günü yağmur yağıyordu ve Daniel içeri girdiğinde yerde ıslak, zigzag şeklinde bir ayak izi bıraktı. Bir adli tıp uzmanı zaten kurbanların evinde çalışıyordu ve ıslak ayak izlerini kurumadan fotoğrafladı ve karşılaştırma için analiz etmeye başladı. Bu sırada Daniel robot resim çizen kişiyle sohbet ediyor, katil olduğu iddia edilen iki kişiyi ve arabanın sürücüsünü ayrıntılı olarak tarif ediyordu. Daha da fazla ayrıntı hatırlayabiliyor gibiydi. Bu konuşmamın ortasında dedektiflerden biri ofise girdi ve sanki araya girmiş gibi olay yerinde bir avuç içi izi bulunduğundan bahsetti. Daniel gözle görülür biçimde gerildi ve Brian ile Beverly aralarındaki sıcak ilişki nedeniyle birkaç kez ziyaret ettiğini itiraf etti. Daha önce, izlerini dikkatle örttüğünden ve ortaya çıkarılma korkusu olmadığından emindi. Şimdi ise izlerin yanlışlıkla kendisi tarafından bırakılmış olabileceğini söyleyerek kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. Dedektifler temkinli bir şekilde ilerlediler ve Daniel'i şüpheli olmaktan çıkarmak ve gerçek suçluları bulmaya odaklanmak için adamın parmak ve avuç içi izlerine ihtiyaçları olduğunu söylediler.
Daniel, kafa karışıklığına rağmen incelenmek üzere örneklerini vermeyi kabul etti. Sorgulama sırasında Daniel çok konuşkandı. Dedektiflerden biri daha önce işlediği ve kısa süre önce hapisten çıktığı bir adam öldürme suçuyla ilgili bildiklerinden bahsedince, annesini bıçakladığını söyleyerek övünmeye başladı. Garip bir gururla, bir tartışma sırasında onu öldürdüğünden bahsetti. Bu o kadar garip ve uygunsuz görünüyordu ki polis bir şeylerin yanlış gittiğinden şüphelendi. Bu adamın o ana kadar düşünülenden çok daha ciddi suçları olabileceği anlaşılıyordu. Bu noktada asıl amaç, parmak izi işlemi devam ederken oyalanmaktı. Polis memurları soruşturmayla ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek için Daniel ile konuşmaya devam etti. Bu arada, yakındaki bir laboratuvarda uzmanlar, Daniel'den alınan parmak izlerini analiz etmekle meşguldü ve kısa süre içinde olay yerinde bırakılan ayak iziyle tam bir eşleşme elde etmeyi başardılar. Ayakkabı izleri de benzer şekilde eşleşti. Sırt izleri aynıydı. Müfettişler ekibi bilgilendirdikten hemen sonra Daniel yakalandı. Kendini beğenmiş tavrı, tuzağa düştüğünü anladığında utanca dönüştü. 24 Kasım 2007'de 40 yaşındaki fail tutuklandı. Bir gün sonra, ölüler toprağa verildi. Maok çiftçinin cenazesine çok sayıda insan geldi ve hepsi de böyle bir kaderi hak etmeyen çiftin hayatından en mutlu anların yer aldığı kasetleri promektörden izlerken ağladı. Bu olaylardan bir süre sonra, Daniel çifte cinayetten suçlu olduğunu kabul etti. Katliamı gerçekleştirdiği o sabah erken saatlerde sarhoş olduğunu, bütün geceyi bir barda geçirdiğini ve ayakta zor durduğunu söyledi. Birden aklına Brian'a birkaç gün önce dövme yaptırdığı ve henüz parasını ödemediği geldi. Brian'ın ona hala $50 borcu vardı. Sabah Neil 22 kalibrelik tabancasını aldı ve borcu ödemek için Brian ve Beverly'nin evine gitti. Daniel mutlu değildi ve Brian'dan parayı talep etti. Ancak Brian çok sinirlendi ve Daniel'e hakaret etti. Bu da Daniel'i çok incitti çünkü bir gün önce dinlenmeyi ve ardından bir arkadaşıyla ava çıkmayı planlamıştı. Daniel borçlunun parayı geri ödemeyeceğini ve kapıyı yüzüne çarpacağını fark etti. Brian öfkeyle arkasını döndüğünde, fail ona üç el ateş etti. Gürültü Beverly'yi uyandırdı, odaya koştu ve vurulmuş kocasını gördü ve sonra katilin elindeki silahı fark etti. Panik içinde kaçmaya çalıştı ama Daniel'in kafası karışmamıştı ve ona üç el ateş ederek istenmeyen bir tanık olarak öldürdü. Daniel ne olduğunu anladıktan sonra acilen izini kaybettirmesi gerektiğini fark etti. Karısı Vennifer'ı aradı, o da eve geldi ve gördükleri karşısında şok oldu. Daniel evin her yerinde izlerini kapattıktan sonra Jennifer kanıtların bir kısmının örtbas edilmesine yardım etti. Çift bir arabaya binerek Daniel'in cinayet silahını suya attığı nehre gitmiştir. Silah hiçbir zaman bulunamadı. Jennifer da sorgulanmak üzere çağrıldı. Kadın, kocasına sadece kendi hayatından endişe ettiği için yardım ettiği konusunda ısrar etti. O anda ne kadar korkunç bir insanla ilişki içinde olduğunu fark etmiş, öldürülen komşularına katılmaktan korkmuş ve dehşete düşmüştü. Jennifer yaptıklarından dolayı derin bir pişmanlık duyduğunu ifade etti, ancak kocasıyla yüzleşemedi. Daniel daha önce annesini öldürdüğü ve yardım etmeyi reddettiği için karısına da aynı şeyi yapmış olabileceği için, durumun gerçekten de böyle olabileceği anlaşılıyordu. Bununla birlikte, kadın suçu daha sonra, güvende olabileceği bir zamanda polise bildirebilirdi ama bunu yapmadı. Dahası, kadın baskı altında kalmak yerine, sadece tehlikeli kocasını korumak için kendi özgür iradesiyle hareket etmiş olabilir. Bar çalışanı, sorumluluktan kaçmak için Daniel'in o gece meydan okuyan bir tavır sergilendiğini, kavga etmek için bahane arıyormuş gibi diğer müşterilere saldırdığını söylemiştir. Komşularının evine elinde bir silahla gelmesi, öldürmeye hazır olduğunu gösteriyordu. Daniel komşusunu para için değil hakaret ettiği için vurduğunu iddia etse de, çok az kişi buna inandı. Jennifer tutuklandı ve daha sonra kanıtların örtbas edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle, bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Daniel ise şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve hayatının geri kalanını hapiste geçirdi. Ancak hikaye burada bitmedi. 2015 yılında hakkında başka bir ceza davası daha açıldı. Katilin büyüdüğü evin yeni sahipleri kapsamlı bir onarım çalışması yaparken ağaçlardan birinin altında iskeletleşmiş insan kalıntıları buldular. Soruşturma sonucunda bu kalıntıların Daniel'in yıllar önce kaybolan Gail Botelho adlı eski bir komşusuna ait olduğu ortaya çıktı. Daniel hemen bir itiraf almayı başardı. Birkaç kez komşusuna ödünç olarak yasa dışı maddeler sattığını açıkladı. Gelip parayı geri istediğinde, Gail bunu reddetti. Biri anlı olan olayda olduğu gibi sinirlendi ve ona saldırdı. Cinayetten sonra cesedi bahçesine sakladı. Davada bir duruşma daha yapıldı ve Daniel, Gail'in cinayetinden şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dedektifler başka kurbanlar da olabileceğine inanıyor. Görünüşe göre Daniel'in çok şiddetli ve agresif bir öfkesi vardı. Böyle zamanlarda duygularını kontrol edemiyordu ve bir hiç uğruna birçok insanı öldürebilirdi. Belki gelecekte hayatındaki diğer suç olayları da ortaya çıkacaktır. Brittany Gregory 1 Nisan 1988'de New Jersey'nin küçük bir kasabası olan Brick'te doğdu. Brittany 5 çocuklu bir ailenin en küçüğüydü. Anne ve babası boşanmış ve çocuklar babalarıyla yaşamak zorunda kalmıştı. Brittany'nin tüm kardeşleriyle arası iyiydi ama özellikle kendisinden 4 yaş büyük olan kız kardeşi Brianna'ya çok yakındı. En iyi arkadaş gibiydiler. Birbirlerine yardım ediyor, kıyafetlerini değiş tokuş ediyor ve tırnaklarını boyuyorlardı. Brittany okulda mükemmel çalışırdı. Not ortalaması neredeyse %100. En iyi öğrencilerden biriydi ve öğretmenleri onun büyük umutları olduğuna inanıyordu. Bir bilim insanı olabilirdi. Aynı zamanda mütevazı, neşeli, nazik ve tatlıydı. Sınıf arkadaşlarına her zaman yardım ederdi ve çok sayıda arkadaşı vardı. Brittany'nin alışılmadık bir hayali vardı. Suç mahallerindeki kanıtları incelemekle ilgilendiği için kriminalist olmak istiyordu. 2004 yazında, Brittany 16 yaşındayken, o ve o sırada 20 yaşında olan kız kardeşi Brianna, babası Jordan ve yeni karısı Laurie Peterson ile birlikte okulun yakınındaki küçük bir evde yaşıyorlardı. Ev, ağaçlık bir alanın yanında, sokağın en sonunda yer alıyordu. Brittany o sırada John Fitzgerald adında 18 yaşında bir gençle çıkıyordu. Yaklaşık 2 yıldır birlikteydiler ve aile John'u onaylıyor, onun iyi bir adam olduğunu düşünüyordu. 11 Temmuz 2004 Pazar günü Brittany'nin annesi ve kız kardeşi Brianna, Brittany'nin bir kızı olan ağabeyini ziyaret etmek üzere South Toms River banyosuna gittiler. Brittany saat 20.30'da annesini cep telefonundan aradı ve kendisini John'un evine götürmesini istedi. Brittany'nin sesi sanki bir şey olmuş gibi çok üzgün geliyordu. Annesi kızına evden uzakta olduklarını ve onu alamayacağını açıkladı. Ancak kız kardeşi Brianna'yı biraz sonra göndermeyi teklif etti. Brianna yaklaşık bir saat içinde orada olabilirdi. Brittany bu teklifi reddetti. 45 dakika sonra Brianna boştu ve Brittany'yi aramaya karar verdi ama Brittany cevap vermedi. Kız kardeşinin muhtemelen çoktan uyuduğunu ya da onu hayal kırıklığına uğratacak başka birini bulduğunu düşündü ve ciddi bir şey olmadığını düşünerek endişelenmedi. Brianna ertesi sabah eve döndüğünde Brittany gitmişti ama telefonu da dahil olmak üzere kişisel eşyaları hala oradaydı. Kız kardeşi Brittany'nin tanıdığı biriyle yatıya kalmış olabileceğini düşündü. Ancak Brittany'nin telefonu olmadan evden ayrılmış olması onu telaşlandırdı. Çünkü bu hiç de onun yapacağı bir şey değildi. Brianna Brittany'nin arkadaşlarını aramaya başladı ama kimse onun nerede olduğu hakkında bir şey bilmiyordu. Erkek arkadaşı John ile irtibata geçti ve John Brittany ile en son pazar sabahı konuştuğunu ama onun kendisini görmeye gelmediğini söyledi. Daha sonra Brianna Brittany'nin babasının ev arkadaşını aradı ve ev arkadaşı Brittany'nin akşam 10'da eve döndüğünü ve kimseyi görmediğini bildirdi.
bir şeylerin ters gittiğini anlayan biri ana, kız kardeşinin kaybolduğunu bildirmek için polise gitti. Polis ilk başta onun sözlerini ciddiye almadı ve Britney'nin kaçmış olabileceğini ya da bir arkadaşının evinde olduğunu öne sürdü. Brianna kız kardeşi hakkında bildiği herkesi aradığını ama kimsenin onu görmediğini açıkladı. Ayrıca Britney'nin ev kızı olduğunu, örnek bir öğrenci olduğunu, ailesinin izni olmadan asla evden çıkmadığını ve kişisel eşyalarının evde bırakıldığını belirtti. Polis yine de soruşturmayı kabul etti. Müfettişlerin yaptığı ilk şey, herhangi bir ipucu aramak için kayıp kızın babasının evine gitmek oldu. Britney'nin içinde telefonu ve cüzdanı bulunan çantasının yanı sıra tüm eşyalarının da odasında kaldığını gördüler. Ancak hiçbir ipucu bulunamadı. Bu tür vakalarda genellikle sevilen kişiler söz konusu olduğu için evde yaşayan herkesle konuştular. Ailedeki herkesin bir mazereti olduğu ortaya çıktı. Britney'nin resminin olduğu posterler şehrin her yerine asıldı. Polis mahalleyi araştırmaya, komşu evleri dolaşmaya ve ev sakinleriyle görüşmeye başladı. Dedektifler bir şey görmüş ya da duymuş olabilecek tanıklar aradılar. Evin sokaktaki en son ev olduğunu ve ormanın yanında bulunduğunu fark ettiler. Komşulardan hiçbiri Britney'i o gece görmemiş ya da duymamıştı. Ancak bir komşu Britney kaybolmadan 2 gün önce cuma gecesi geç saatlerde sokakta yürürken gördüğünü hatırlıyordu. Dedektifler bunun, ailesinin izni olmadan evden nadiren çıkan mütevazı bir kız imajına uymadığını belirttiler. Müfettişler Britney'nin böyle bir zamanda sokakta tek başına ne yapıyor olabileceğini ve ailesinin buna izin verip vermediğini merak ettiler. Britney'nin gerçekten kız kardeşinin anlattığı kadar çirkin olup olmadığını öğrenmeye karar verdiler. Ablası, Britney ve erkek arkadaşı John'un son zamanlarda gergin bir ilişkileri olduğundan bahsetti. Çok sık kavga ediyorlarmış ve kaybolduğu günde bir anlaşmazlık yaşamışlar. Britney üzgündü ve barışmak için John'un evine gidecekti. Dedektifler John'la ilgilenmeye başladılar ve onunla konuşmaya karar verdiler. Erkek arkadaşı Britney ile en son kaybolduğu günün sabahı telefonda konuştuğunu bildirdi. O sırada arkadaşlarıyla plajda olduğunu ve bu yüzden tartıştıklarını söyledi. John ayrıca Britney'den kısa süre önce ayrıldığını, ancak Britney'nin bunu kabullenemediğini belirtti. John, Britney'nin kendisini sık sık babasının evinin yakınındaki ormanda ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi. Ayrılık nedeni sorulduğunda, Britney'i bir partide başka bir erkekle flört ederken gördüğünü ve bunun üzerine başka bir kızla çıkmaya karar verdiğini söyledi. John polis memurlarına Britney'nin davranışları için özür dilediği bir mektup verdi. Adam Britney'nin henüz bulunamamış olmasından dolayı gerçekten rahatsız görünüyordu. Polisin elinde ona karşı bir kanıt yoktu ve John kısa süre sonra serbest bırakıldı. Daha sonra yalan makinesinden başarıyla geçti ve şüpheliler listesinden çıkarıldı. Britney'nin kayboluş hikayesi giderek daha da kafa karıştırıcı bir hal alıyordu. Anlaşıldığı üzere, kız sevdiklerinin düşündüğü kadar sade değildi. Partilere katılıyor, farklı erkeklerle flört ediyor ve akşamları 1,5 kilometre mesafedeki ormanda bir adama koşuyordu. Belki de orada başına bir şey gelmiş olabilir. Britney ormanda, muhtemelen evinin yakınından başlayan ve erkek arkadaşının evine giden bir patika boyunca aramaya başladılar. Bu bir bisiklet yoluydu ve akşamları orada olmak tehlikeliydi. Karanlıkta ormanda tek başına yürümekten nasıl korkmadığı belli değildi. Arama 3 gün sürdü ama sonuç alınamadı. Soruşturma çıkmaza girmişti. Bu süre zarfında, akşam saatlerinde erkeğiyle birlikte parkta olduğunu iddia eden bir kadın ortaya çıktı. Kadın, dikkat çekici tekerlekleri olan Chevrolet Avalanche marka bir kamyonetin geçtiğini fark etmiş ve plakasını hatırlamıştır. Polis, aracın Britney'nin diğer kız kardeşi Bobby Vaughn'un eski erkek arkadaşı, 23 yaşındaki Anthony Giger'e ait olduğunu öğrendi. Britney'nin arkadaşlarına göre Anthony, partilerde ona hep garip garip bakıyor ve onunla flört etmeye çalışıyordu.
polis Anthony'yi sorgulamak için çağırdı ama 11 Temmuz akşamı ormanda olduğunu inkar etti. Bir mazereti vardı. O akşamı yeni bir kız arkadaşıyla geçirmişti ve o da söylediklerini doğruladı. Müfettişler tekrar Britney'nin Johna yazdığı mektuba döndüler ve burada rahatsız edici notlar fark ettiler. Kızın kendine zarar vermiş olabileceğine dair bir versiyonları vardı. Ancak ebeveynler kızlarının büyük planlar yaptığını ve hayatı sevdiğini söyleyerek bunu reddetti. Medyaya konuştuktan sonra polis Britney'nin evi hakkında bilgi aldı. Babasının birlikte yaşadığı Laurie Peterson tarafından işletilen, erkekler için bir masaj salonu olduğu ortaya çıktı. Ev farklı erkekler tarafından ziyaret ediliyordu ve müşteriler arasında tuhaf insanlar vardı. Polis kısa süre sonra Britney'nin ailesinin bir arkadaşı olan 38 yaşındaki Jack Fuller'ı tutukladı. Daha önce çeşitli suçlardan 48 kez hüküm giydiği ortaya çıktı. Muhbirlerden biri polise Jack'in kızın cesedini gömdüğünden bahsettiğini söyledi. Soruşturma sonucunda Jack'in gerçekten de kaybolma olayıyla bir ilgisi olabileceği ortaya çıktı. Arabasını yıkadığı oto yıkamacıda kan izleri bulundu ve arabanın içindeki kum, daha sonra Jack'in eski kız arkadaşının işaret ettiği yerdeki kumla eşleşti. 27 Temmuz 2004'te arama köpekleri kızın cesedinin bulunmasına yardımcı oldu. Bir uzman cesedin Britney'e ait olduğunu doğruladı. Ancak kafasına şiddetli bir darbe aldığı ve muhtemelen boğularak öldürüldüğü için kesin ölüm nedeni belirlenemedi. Jack savcılıkla bir anlaşma yaptı ve Britney'i arabasına aldığını kabul etti. Ancak bunun sonuçlarının farkında değildi. Şartlı tahliye olmaksızın 30 yıla mahkum edildi.